çok alanda reformların gerçekleştiği Azerbaycan, son 10 yılda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasında yer alıyor. Şimdi de objektiflerimizi Bakü Expo Center Fuar Merkezi'nde Azerbaycan'da ekonomik kalkınmanın sergilendiği 10. yıl sergisine çeviriyoruz. Bakü Expo Center'dayız. Burası bir fuar merkezi ve bu fuar merkezinde 10. yılda Azerbaycan sergisi açıldı. Evet, Azerbaycan son 10 yılda dünyada en hızlı gelişen ülkeler arasında yer aldı. Milli gelirini tam 3 kat arttırdı. Sanayide, ulaştırmada, gençlikte, sporda, her alanda muhteşem hamleler yaptı. Ve bu sergide bunlar rakamlarla ve gerçekleri gözler önüne sererek anlatılıyor. İşte 10 yılda Azerbaycan sergisinin bir başka ilginç bölümü. Başta başkent Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın dört bir yanındaki tüm şehirlerde meydana gelen değişimler, kalkınmalar, kültürde, sanatta, ekonomideki değişimler burada çok güzel bir şekilde fotoğraflarla ve videolarla yansıtılıyor. Onuncu yıl sergisinde spora çok önemli bir yer ayrılmış. Zira Azeri sporcular son 10 yıl içinde olimpiyatlar dahil birçok uluslararası yarışmada tam 4615 madalya kazandılar. Ve Azerbaycan bayrağını işte görüldüğü gibi Amerika'nın ve Rusya'nın bayraklarının üzerinde birincilik kürsüsünde dalgalandırdılar. ...2015 yılında ilk defa düzenlenecek olan Avrupa Olimpiyatları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. İşte bu olimpiyatların açılışı ve kapanışı için bu muhteşem olimpiyat stadı şu anda inşa ediliyor. Azerbaycan savunma sanayinde de ciddi bir atılım içinde. İşte önümüzde bir insansız hava aracı var. Ve bu parçaları birleştirilmek suretiyle Azerbaycan'da üretiliyor. Enerji sektöründe dünyadaki önemli oyunculardan biri Azerbaycan. Petrol üretimi konusunda Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattından sonra Azerbaycan çok büyük bir gelir elde etmeye başladı. Sokar dev yatırımlar yapıyor bu alanda. Türkiye ile ilgili TANAP petrol boru hattı Avrupa'ya kadar uzanacak ve diğer yatırımlar enerjide Azerbaycan'ı önemli bir oyuncu haline getirecek. Şimdi ileride dev bir yatırım var, onu göstereceğiz size. İşte burada muhteşem bir tesis görülüyor. Burası bir kompleks. Petrol ve gaz, petrokimya rafinerisi. Burada dünyanın en önemli tesislerinden biri olacak ve 2020 yılında tamamıyla faaliyete geçecek. Azerbaycan diğer alanlarda olduğu gibi telekomünikasyon alanında da büyük bir atılım yaptı ve geçtiğimiz Şubat ayında ilk uydusu olan Azerspace'i uzaya gönderdi. Azerbaycan bu konuda da artık iddialı ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan petrol ve gaz dışındaki sanayiye de büyük önem veriyor. İşte burada Sumgayit'te yeni kurulacak sanayi parkının maketini görüyoruz. Burada tam 40 fabrika yer alacak ve milyar dolar yatırım yapılacak. Evet sevgili seyirciler, 10. yılda Azerbaycan sergisinde Azeri kardeşlerimizle birlikteyiz. Hepsinin yüzünden mutlulukları okunuyor. Efendim sizi tanıyalım. Biz Gabele'den geliyoruz. Hepimiz öğretmeniz. Evet, Gabele'yi burada gördüğümüz için çok mutlu olduk ayrıca. Yani sözle anlatılmayacak değişimler oldu. 5-6 yıl önce orada olsaydınız, şimdi oranı görseniz tanımazdınız. Yeni yeni binalar inşa edildi gördüğünüz gibi. Bu yıl oteller bölgesi. Evet, oteller ve turizm bölgesi özellikle. Her yerden Türkler bile var orada. Yani evet. Bizim
otellerimiz var. Çok Qəbələ çok güzeldi. Turizm merkezidir. Orada insanlar, turistler burada gelip dincəlir. Güzel istirahat yerleri, güzel mənzərələri, güzel bulaqları, güzel ne var Qəbələdə.